Duvar kaplamamızı yaptığımıza göre mesela şuradaki daha önce bahsetmiştim bakın burada sıvılar arasındaki uyumsuzluktan M'ye basıp mesela şu sıvının materyali neymiş buymuş. Bakın beyaz yazıyor zaten. Şuradaki sıvıya tıklıyorum evet. Sıvılarda bunu kullanıyorum. Şuralarda falan da onu kullanacağım. Buralara atayım şimdi ben bunu. Siz de bunları atın. Şöyle yapalım evet olabilir. Evet, bir hata yok. Evet. Şöyle kamera ekran bir bakıyorum. Şöyle bir render alıp durumuna bakacağım nasıl olduğunu, nasıl durduğuna. Şuna karar vermeye çalışıyorum. Acaba şu ortadaki balkon döşemeleri beyaz mı olsa iyiydi? Yoksa bakın şurada kahverengi yapılmış. Ona karar vermeye çalışıyorum. Şimdi kamera bir şey geçelim şöyle. Bakın burada da şu döşemeler kahverengi renkte. Sanki kahverengi renktekiler biraz daha binayı yakalamış gibi, daha iyi duruyormuş gibi bir hisse sahibim şu anda. Onun için şu balkon döşemelerini kahverengi yapacağım. Onun için evet, kapatıyorum bunu. Perspektif. Evet, doğru. Materyal editörde şöyle hepsini kahverengi yapmış oldum. Devam edeceğim. Bakın. Evet. Evet, buradaki line'ları da seçiyorum.
Son olarak şu ön cephedeki döşemeleri yani. Evet. Gördüğünüz gibi bütün binanın o cephelerindeki bütün bölümleri, bütün balkon döşemelerini kahverengi yaptım. Şunu da tekrar kahverengi yapıyorum. Evet, şimdi şuradaki kaldırım da var arkadaşlar. Bunu geri getirelim. Haydol deyip geri getirdim. Buna da bir materyal yapacağım. Bu materyalde şöyle tekrar bir materyale gireyim de. Evet. Şöyle diffuse. Bunlar sizde farklı klasörlerde olabilir. Önemli değil. Yeter ki bu klasörün yerini bulun. Evet. Yukarı çık. Ve Maps bölümleri. Bunu tekrar Map'ini atalım. Evet. Bump'ını da getirip atıyorum. Sonra da kilit taşını alıp şöyle şuraya atıyorum. Evet, şimdi görünür hale getirmek için basıyorum ve kilit taşın üstüne gelip bir U ve M map atacağım. Evet, çok büyük bir U ve M map oldu gördüğünüz gibi. Bunu üstleyeceğim. Üstledikçe daha güzel sonuçlar elde edeceğiz. Boyutunu küçültüyoruz. Evet. Şimdi bu next level çok yüksek gibi. Evet.
Evet. Güzel. Kilit taşımızı da döşedik. Kamera 1'e geçeceğim. Biraz da yukarıdan bakacağım kilit taşına. Onu görebilmek için. Evet. Biraz da yakından bakacağım. Şimdi materyal editörden bunun bantına 30 mu vermiş? Şöyle 60 verelim mesela, merak ediyorum. Bumpumuzu hissedebiliyoruz şuralarda, dikkatinizi çekiyorsa. Ama biraz daha hissedebiliriz. Şöyle 150 falan yapalım isterseniz. Bakalım ne kadar farklı olacak. Evet. Bunun bumpu daha iyi oldu. 200'e kadar yolu var. Bakın şu duvardaki ne kadar güzel sıva izleri, bu duvarımız. Şunun da 200'e kadar yolu var. Diyelim. Hemen böyle süper. Tamam. Şimdi kilit taş kapağımızı da yaptık. Kapağımızı da yaptıktan sonra diğer derslerimize devam edelim.